Selam. Yine ben geldim ve Penny ile geldim. Neden Penny ile geldim? Aslında başka bir şey çekecektim. Sonra baktım sıralama yine değişmeye başlamış. Şu ilk iki sıradaki arkadaş, yani benim altımdaki iki arkadaş rahat durmadılar. Yüz kupa kastılar, yüz kupa düştüler falan filan. Ben de kastım. Benim daha önce çektiğim Penny videosu bayağı izlendi. Orada böyle tam oynayamadım ben Penny ile. Çünkü videolarda ben pek oynayamıyorum kupa düşeceğim diye o panikle. Normal oynadığım maçları çekmeye karar verdim ve ayrıca bu videoda bir duyurum olacak. Bu takipçi videolarıyla alakalı yorumlar kısmına ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bundan sonra böyle işte videoyu izlemeden yorum yapan arkadaşlar için önlem almak amacıyla yaptığım bir şey bu. Çünkü ben cidden bu durumdan rahatsız oluyorum. Ben emek veriyorum. O kadar video çekiyorum. Bazı arkadaşlar bunu yapıyorlar. Sadece işte videoda gözükmek için ya da böyle sadece oynamak için yapıyorlar. Ben de bunun önüne geçmek için böyle bir şey yaptım. Şimdi bu maçları biraz rahat oynadım ben. Penny ile genelde böyle oynamaya çalışıyorum. Ama yüksek kupalarda cidden Penny'yi kasmak çok zor. Ya böyle Penny ile oynayan arkadaşlar biliyordur. Ama mesela böyle 700 kupanın üzerine çıktığınız zaman özellikle 800 kupayla 900 kupa arası cidden çok zor oluyor ve 900'e kastıktan sonra 3. olsanız bile -3 gidiyor. Ya sonuncu olunca da -10 gidiyor. Çok fazla kupa gidiyor. O yüzden ben bir panik halinde oynuyorum. Gerçi bence o kupalara çıkan herkes bir panik halinde oynuyor. Ben çünkü sadece Penny kastığım için o da düşsün istemiyorum. Penny kasmaktan başka bir karakterle böyle video çekemedim şu an. Ama bu videodan sonra takipçilerle olan videoyu çekmek istiyorum ben. Bu videonun altına yorum yapmanızı istiyorum. Ama yorumların bu sefer şöyle olmasını istiyorum. Oyuncu kodu diye bir şey gelmiş ya. İşte arkada şekli gibi bir şey vardı oyunda kenarda köşede bir yerde. Görmüşsünüzdür herhalde. Yorumlar kısmına oynamak istediğinizi yazın ve oyuncu kodunuzu yazın. Ben seçtiğim arkadaşları oyundan ekleyeceğim. Ben normalde arkada çeklemiyorum oyundan ama şu an mantıklı olan, yapmam gereken sistem bu bence. Çünkü ciddi anlamda çok fazla karıştı artık. İşte oyuncu kodunuzu yazın yorumlar kısmına. Ben seçtiğim arkadaşlara oyundan arkadaşlık isteği göndereceğim. Kabul edersiniz. Büyük ihtimal hafta sonu çekeceğiz videoyu. Çünkü sizin için daha rahat oluyor. O yüzden de hafta sonu çekmeye karar verdim ben. Müsait olduğunuz zaman sorarım ben size. Ona göre bir şeyler ayarlarız. Ama yorumlar kısmına mutlaka oyuncu ID'nizi yazmayı unutmayın. Ben oradan arkadaş olarak ekleyeceğim. Sistemi bu şekilde yapacağız. Ben de oynamak istiyorum yazan arkadaşlara cevap vermeyeceğim. Videoyu izlesinler. Oradan düzelsinler. ID'lerini yazsınlar. Bundan sonra böyle yapacağım. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama düzeltmeleri yapmayacağım artık. Çünkü videonun içinde ben bunu anlatıyorum güzelce. İzleyen izliyor. Direkt dediğim şekilde yapıyor. İzlemeyen uyanık arkadaşlar da oradaki yorumlardan devam ediyor. Ben emek veriyorsam onlardan da bir karşılık bekliyorum yani. Bunu herkes bekler. İzlemek istemiyorsanız da abonelikten çıkarsınız. Yani yapacak bir şeyim yok artık cidden. Yoruldum ya, sürekli böyle şeylerle uğraşmaktan yoruldum. Yani oyun oynamak istiyorum. Oynadığım maçları göstermek istiyorum. Yani keyif almak istiyorum aslında. Ama bu kısımlarla uğraştığım zaman olmuyor. Bu takipçi videolarına devam etmek istiyorum. Ama biraz sıkıntı olmaya başladı. Sürekli yorum yapan arkadaşlar var. O arkadaşlarla oynamak istiyorum işte ama bu aradaki çıkıntı arkadaşlarla da olmuyor maalesef. Neyse, buna bir çözüm bulacağız inşallah. Bundan sonraki videoda düzeltmiş oluruz bu sorunları. Umuyorum yani. Sonra şu görürsen ölürsün videosu. O benim çok hoşuma gitti şu an. Bu videoyu ben çekerken o video yayında.
Ve o videonun altına gelen yorumları okudum ben biraz. Seçtim içinden birkaç tane. Biraz daha beklemek istiyorum. Böyle güzel fikirler var orada. Ben o görürsen ölürsün serisine devam edeceğim. Oradaki yorumlardan seçeceğim. Yine videonun içinde göstereceğim şeyleri, yapılan yorumları. O yorumlara göre karakteri seçip ona göre oynayacağım. Fikirler çok güzel, çok güzel fikirler var. Çok beğendim bu sefer gelen yorumların şey böyle biraz ilginç olmuş. Onu da değerlendireceğim. Sonra birlikte oynadığımız videoları arttırmak istiyorum ama kişi sayısını arttırmak istiyorum videolardaki. Böyle 5 kişi değil de bir videoda. Böyle sayıyı bayağı arttırmak istiyorum. Ona göre şey yapmak istiyorum ben. Bu konuyla da ilgili böyle fikirlerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Onu da bir denemek istiyorum. Böyle sayıyı çoğaltırsak nasıl olur? Bu tarz videoları da hafta sonu yapmayı düşünüyorum. Sizin için de uygun olan saatte yani. Kendime daldım şu an nasıl oynamışım burada diye. Şimdi bazı uyanıklıklar var. Şu şey karla şey gibi. Ne onun adı? Mortis gibi. Öyle bekliyor orada. Hiçbir şey yapmıyor. Buna da tilt oluyorum ben. Seviyorum Penny ile oynamayı ama işte çok zor oluyor bu kupalarda ya. Valla yeni hesap açıp orada Penny ile oynayacağım artık. Sürekli oynayamıyorum bu karakterle. Sadece böyle Türkiye birinciliğine kasacağım zamanlar oynayabiliyorum. Bu maç da güzeldi. Piper'larla çok giriyorlar bu map'e ya. Bu görürsen ölürsün konseptini de büyük ihtimal birazdan bu map'te yapacağım. Çünkü oradaki yazılan karakterler bu map'te ben çok gördüm. O yüzden ben bu map'te onu denemek istiyorum. Büyük ihtimal çok eğlenceli olur ya. Ya her şeyi gördüm burada. Frank'i görmedim galiba sadece ben. Ama diğer bütün karakterleri gördüm yani burada. Her şeyle girmişler. Leon'la ilgili yazılmış bir sürü. Onları falan şey yapacağım. Oynayacağım. Bir böyle baktım orada ne oldu diye. İki Leon birbirine girmiş. O karmaşaları da çok seviyorum. Bu map zaten acayip karmaşık oluyor ya. Hiç durmuyorlar yani yerlerinde. O yüzden karambol anlarını denk getirmek önemli. Bir de Penny'i kasmak istiyorsanız eğer. Çünkü bu videoları izleyip de işte abla kastım Penny'i falan diyen çok oldu. Penny'i kasmak istiyorsanız Penny'ye mutlaka 5 tane enerji almaya çalışın. Yoksa cidden iş yapamazsınız Penny'yle. Yani karakter öldüremiyor Penny. Sadece böyle sıralı geziyorlarsa. Bu map'te de evet çift çift geziyorlar genelde. Ya Penny'yi kasması zor ya. Cidden hani ben bu maçları atarken ben de çok sıkıldım yani. Oynamayı seviyorum ama ya şeyler beni çok yordu ya. Bu karmaşalar bilmem neler işte şudur budur bilmem ne çok yoruldum ya. Hatta ben şu Dynamike'a öldüm. Ya adam cidden hakkını verdi yani Dynamike güzel oynuyordu. Ben ona öldüm sonra benim taretimi onu öldürdü mü? Öyle bir şeyler oldu. Bunun takım arkadaşını benim taretimi öldürdü onu hatırlıyorum da. Yani şu adam harbiden güzel oynuyordu. 3 enerjisiyle valla 3 müydü 2 miydi neydi işte gayet de güzel oynuyordu işte taret. Ha bu arada Penny ile oynayacaksanız bu tareti kullanın. Ben diğer tareti çıktı bakmak için bile girmedim, hiç de daha oynamadım o taretle, hiç almadım bile yani. Eğer Penny'yi kasmak istiyorsanız yüksek kupalara taret bu taretle oynayın. Çünkü cidden bu iş yapıyor. Diğeri değil yani. Karmaşa olduğu zaman ya da Leon yakınıma geldiği zaman ben tareti kuruyorum. Taretin arkasına geçiyorum. Leon ateş ettikçe tareti patlatıyor. Orada döndüğü için de bütün toplar onun üzerine patlıyor. Ya mantık bu olmalı bence. Penny'yi kasmak istiyorsanız. Ya cidden ben yoruldum artık. Penny'yi kasmak istemiyorum ya. İnşallah o kupada kalır. Alttaki arkadaşlar da şey yapmış. Şu an 3 enerjim var. Şuralara bakmaya o yüzden gidiyorum. Genelde bu köşeleri bırakıyorlar. Bu map'te.
Bu map'te tiki ben çok kasmıştım aslında. Ama şey, tikle giren bir kişi gördüm herhalde, okudan maç attım. Bir kişiyi görebildim sanırım bu map'te. Penny kasmak isteyen arkadaşlar da bu videoyu izleyebilirler. Ben Penny ile gerçekten normalde böyle oynuyorum. Şimdi beklememin nedeni de şey, Penny ile eğer birilerini öldürmek istiyorsanız takımın çift gezmesi lazım. Ve şey böyle, öldürebileceğiniz bildiğiniz karaktere gitmeniz gerekiyor. Yoksa cidden iş yapamazsınız Penny ile. Penny çünkü bütün karakterleri öldürebilen bir karakter değil. Şu çift gezenlerse anca öyle. Bak arkadaki Leon gelemiyor. Çünkü o Shelly'den ona sekti, canı biraz azaldı ama güzel kıpır kıpır olduğu için şey yapamadık, onu birazcık zor öldürdük. Şu enerjiyle tamam ya artık. O da artık bulutlara gitti, öldü, öyle bir şey. Ha şimdi şöyle, bu iki karakter aslında beni öldürür. Yani biri zehirlese, biri şey yapsa öldürürler. Şimdi ben biraz canım dolsun diye uzaklaşıyorum. İkisinin de ayrılması lazım aslında benim öldürebilmem için. Şu Crow mesela zıplasa bizim ikimiz de alır. Biraz da onun oynamasının hatası oldu bu. Şöyle işte mesela dışta olsalar ben ikisini de alırım bunların. Crow zıplıyordu galiba burada bir yerde. Şurada çok yanlış zıpladı orada da. Ben taretimi bekletiyorum işte böyle zamanlarda. Canı nasıl azaldı? Ya Penny ile oynamak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben seviyorum bu karakteri ya. Şöyle hemen. Bu arkadaşlar 100 kupa düştü ya. Ben arada girdim baktım. Ya şu ikinci sıradaki arkadaş hele 100 kupa düştü, geri kastı yani. Ben de ilk Penny'yi kasmaya başladığımda böyle olmuştu hep. 100 kupa, 200 kupa düşüp kasmıştım böyle. Ben artık onu kendime yapmıyorum. Kasıyorum ya ben. Şey yapmıyorum artık, öyle 100 kupa kadar baktım bir iki el düşüyorum. Bir ara veriyorum. O arayı vermek zorundasınız Penny ile çünkü oyun cidden o verdiği 100 kupayı 200 kupa olarak geri alıyor. Yani böyle sürekli oyun oynamanızı sağlıyor. Sinir bozucu bir durum oluyor, bir şeyler oluyor. Yine hatırlatayım, bu videonun altına oyuncu kodunuzu yazın. Ben oyundan ekleyeceğim size. Sistemi bu sefer böyle yapacağız. Yine görürsen ölürsün videosunun altına da yorumlarınızı yazın. O videodan da seçeceğim. Görürsen ölürsün serisine devam etmek istiyorum ben. Şimdilik o zaman benden bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.